toplanma zaten. Tamam, ben bunun garantisini veriyorum ama piknik kaç kişiyle yaptık bu top yani piknik? Biz yapınca neden sorun oluyor? Yok, yani bu daha önce de yaptığınız bu şekilde görüşmemiz sonrasında eyleme dönüştü. Hayır, bizden bahsetmiyorum. Başka gruplarla da biz burada topa piknik yaptık. Yok, şimdi müsaade etmeyeceğiz yani. Haberiniz olsun. O yüzden aydınlanabilir istekler yapıyoruz. Söylüyorum. Alo, buyurun. Neden bu dönüşü var? Müsaade yok çünkü bunun eyleme dönüşme olacak. Neden bir kadın örgütü gelince o piknik yapabiliyor? Bu şekilde uygun görüldü. O çağrı yaptığınız gruplardan da arkadaşlara çağrı yaparsanız boşuna buraya gelmesinler. Bu herhangi bir etkinlik olmayacak. Soru sorabilir miyim? Neden kadın örgütü gelince burada piknik yapabiliyor? Yok şöyle, şimdi sizin yaptığınız etkinlikler sorun her zaman bir eyleme dönüşüyor. Eylem bu eylemin önüne değil geçmek için bu etkinlik yapılmayacak. Biz buraya yemek ile geldik. Yok, biz size gönderen iş yapmıyoruz. Biz kendi öngörümüzü hareket ediyoruz. Bunun eylem olasılığı da yüksek. O yüzden etkinliğe müsaade verilmeyecek. Daha etkinlik saatini sorular o zaman görürüz. Çağrı yapın, boşuna gelmesinler. Tamam. Çünkü tamam, izin verilmeyecek. Tamam. Arkadaşlar, hadi lütfen buradan ayrılın. Hadi. Bu konuyu uzatmaya gerek yok. Biz etkinliğinize izin vermeyeceğiz. Bu netiz yani bu konuda. Yani bu keyifli bir şekilde izin vermek nasıl oluyor? Ben keyif onu anlamadım. Değil yani. Sizin eylemle toplanma amacınızı biz sosyal medyadan takip ediyoruz. Piknik falan değil. Eylem ve etkinlik amaçlı bir toplantınız var. Bunu... Kamu düzeninin bozulmaması. Kamu düzeninin yemek yemek mi bozuyor kamu düzeninin? Yapılamaz. 2911 sayılı kanunla muhalefet. 2911 sayılı kanunu bozduğumuz bir durum yok şu anda. Biz hadi yemek yemek istediğimizi söylüyoruz. Kimliğimi vermem ben şu an. Neden kimliğimi veriyorum? Ben burada yemek yiyeceğimi söylüyorum. Dokunma, dokunma, dokunamazsın. Dokunamazsın. Yemek yiyeceğimi söylüyorum. Ne yapıyorsun sen? Tamam, kapat.